Leyla İpekçi. 200 liralık banknottaki ipucu. Sevelim, sevilelim. 200 liralık banknotları henüz elime almış değilim. Lakin sosyal medyada görünce şimdiye kadar bilmediğim için hayıflandım. Zira banknotun arkasında Yunus Emre'nin temsili çizimiyle birlikte onun dizelerinden "Sevelim sevilelim" yazısı varmış. İki yazısından birinde Anadolu'nun sırlı mayasının tabirlerini anlamaya çalışan ve ümmi halimizle konuştuğumuz kalp diline Yunusça diyerek bugünün ruhunda hangi manaları ihtiva ettiğini, hayatta ve sanatta nasıl güncellenmesi gerektiğini düşünen, yazan biri için evet epey geç kalmış bir müjdeydi bu. Para nihayetinde altın gibi değerli bir maden değil, ederi yok, kağıt parçası. Ama banknot olunca hayatımızda somut bir değere karşılık geliyor. İşte böyle bakınca Yunus Emre gibi bir değerimizin de nihayet bazı bilim adamları, sanatçılar, devlet adamları veya önemli şahsiyetler gibi kamusal alanda tüketime girdiğine sevinmek gerekiyor. Sevinmek de yetmiyor elbet. Sevelim, sevilelim. Ama nasıl? Zira Yunus'un diğer sözleri gibi sevelim sevilelim de öyle iki kelimeyle yazınca gerçekleşecek basit bir eylem değil. Aktarması çok kolay olsa da sevmeyeceğin bir zerre kalmayana kadar sevmeyi başardığında, sevilen olmanın şuuruna varmak filan derken kolay olmuyor hiçbirimiz için. Zaten sevelim deyince Pamuk Dede misali Celal isimleri hiç yokmuş gibi yumuşacık, neredeyse kaderci bir tembellikle antidepresan haplarını yutup gereksiz tebessümler dağıtan bugünün elemanları gibi yapınca sevmiş sevilmiş olacağız sanılıyor. Sevmenin öncelikle celalini de cemali kadar kabullenmek olduğunu, zulme karşı kılıç sallarken bile içinden celali ile cemalini birlemek adına sevmeye devam etmek gerektiğini geleneğimizdeki nefs eğitimi yöntemlerinden öğreniyoruz. Evet, bunun nefsle savaş denen bir mücahede olduğunu bilmek gerekiyor. Bilmek derken tatbik ederek öğrenmekten bahsediyorum. Yunus'tan dize okumaktan ibaret değil öğrenmek. Aktarımdan yaşantıya geçmemiş bir bilgiyle kalp ilmi tamam olmuyor. Sevelim derken kainattaki her zerreyle helalleşmekten de bahsetmek gerekiyor. Nasıl olacak bu? Hakkını bilerek veya bilmeden çiğnediklerin, senin hakkını yiyenler derken, binlerce alacak verecek davası içindeyken, hemen şimdi anda adaletin tecelli etmekte olduğunun şuuruna nasıl varacağız? Sevemediğin ne varsa sevme gayretiyle muhatabının hak olduğunu hiç unutmayarak bir ilk adım atabiliyor diye büyüklerimiz. Veliler, arifler, Pamuk Dede değildir. Gerektiğinde eline kılıcı alır, şeriat hakkını kullanırlar ama içinden muhatabının kim olduğunu bilerek, hiç sürçmeden, gafil olmadan. Banknota bakıp sevelim o zaman diyerek bu sözü yerine getirmeye çalışan kimseler olabilir mi bilmiyorum. Ama sevelim kısmı gayret ve mücahede ile ve tabii halis niyetle gerçekleştiği oranda sevenle sevilenin aynı nur olduğunu, yek vücut olduğunu nefsiyle kanıtlamış kişiye vardığımızı ilmel yakın de olsa biliyoruz. Bu mertebeye kamil nefis makamı diyoruz. Bir diğer adı kul, hazret, daimi huzurda olan, nefsini sır etmiş olan. Biz Yunus'un sevelim sevilelim sözünü banknotumuza koyarken elbette çoktan kulluktan birey olmaya adım atmış, çağdaş bir toplum olmakla övünüyorduk. Kimseye mihnet etmeyen, kendi kendine hür ve bağımsız bireyler olmaya çalışıyorduk modernlik gereği. Pek güzel. Fakat kul kelimesini bugün beni, psikolojik bene hapseden, ben içindeki benlerin ihtiva ettiği geniş manaları unutturan bakışıyla değerlendirmek nasıl da yetersiz olacaktır, hiç düşündük mü? Sevelim sevilelim sözünün tecelli ettiği kul, Resulullah makamının tasdikiyle nefesinde ilahi kainatı yıkar yapar denilir. Kutsi hadisten mülhem, bir kulunu sevdiğinde onun konuşan dili, gören gözü, tutan eli olmaktan bahsediyoruz. Azalarının hak olmasından, böylesi bir sevelim sevilelim işte banknotumuzda yazan. Bunun gerçek bir kayyumiyet ve hayatiyet içre, tam bir kamil, safiyane nefis olmasının anlamına varanlar, sevelim sevilelim sözünü gönül banknotlarına yazmışlardır çoktan. Biz bunun neresindeyiz peki? Sevelim sevilelim diyerek cici bici süslü pamuksu bir dizesine aktarmaktan öte Yunus'un, seven ve sevilenin bir olduğu benliksiz makamda bir ben var bende, benden içeri diyen Yunus, bize öyle çok ödev veriyor ki, karşımızdakini öteki olarak kodladığımızda kendimizi de ben ile sınırlamış oluyoruz mesela. Bu durumda nasıl bir ben vardır benden içeri sözüne mana verebiliriz ki? İç içe sonsuz benlerimizde kul mertebesine dek nasıl yetinelim ki ego, ben ile? Yunus Emre bir şiirinde hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir diyor. Buradaki kardeşlik herkesin aynı olduğu hümanist bir melezleşme kuramsalı değil. Herkesin birbirine baskın olana benzemesiyle sonuçlanıyor bu zaten pratikte. Bazı AB üyesi devletlerin savaş mağduru mültecileri sınırdan geri döndürmesine, ölüme terk etmesine kadar karşılığı var bu tarz bir kardeşlik yanılgısının pratik hayatımızda. Farklı ve benzemez olanı, bütün insanlar arasındaki gerçek birlik halini kastediyor Yunus. Hepimizin içindeki hakkın tecellisi değişmeyen özdeki bir oluşumuzdan bahsediyor. Bu hakikat bilgisini evrensel bir ifadeyle kendi ana dilinde ifade ediyor. Yani hümanist, küresel bir kardeşlik temasının çok daha ötesinde, bütün varlığı bir kılan vahdet tecrübesiyle, entelektüel ve seçkin bir dil üzerinden değil, halkın konuştuğu ümmi dille ifade etmiştir. Bu evrensel bilgi dünyanın farklı coğrafyalarında hemen her kadim kültürde farklı yaklaşımlarla ifadesini buluyor kuşkusuz. Yunus ise 13. yüzyılda kendi ana dilinde hakikati ifade etmenin yöntemini geliştirerek Yunus ehli hocam Mustafa Tatçı'nın sözleriyle konuştuğu dili mana dili haline getirmiştir. Türkçeyi kanatlandırarak semavi bir dil haline getirmiştir. Evet, banknotta yazan sevelim sevilelim bir müstakil düşünce veya felsefe kuramı değildir. Vahyin gerçeğinden bir ipucudur. Okumak isteyenlerimiz olursa, para diye neyi harcadığımızı ola ki tefekkür ederiz. Leyla İpekçi, Yeni Şafak.